İyi akşamlar. TV52 akşam bülteniyle karşınızdayız. Ben Duygu Aydın. Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik iftar programına katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, birileri bizlerin arasına fitne fesat sokmaya çalışıyor dedi. Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü ve AK Parti Ordu Milletvekili Numan Kurtulmuş, iftar programlarına katılmaya devam ediyor. Kurtulmuş, Esenler Belediyesi'nin düzenlediği 20 bin kişilik iftar programına katıldı. Kurtulmuş burada yaptığı açıklamada, birileri bizlerin arasında fitne fesat sokmaya çalışıyor. Ama ne yaparlarsa yapsınlar boş, çok ortak kültürü olan, ortak inançları olan, ortak değerleri olan insanları birbirinden ayırmak mümkün değil dedi. Bu coğrafyada yaşayan herkes, bütün farklılıklarına rağmen işte Ramazan kültüründe bir araya geliyor. Ramazan'ın birleştirici ikliminde bir araya geliyor. İnşallah bu millet kıyamete kadar Ramazan'ın bu iklimini yaşayacak. Ortak değerlerimizin, ortak inançlarımızın birleştirdiği dünyanın en güçlü ülkelerinden birisi olmaya devam edecektir. Terörle Türkiye'yi kuşatma altına almak isteyenler, sadece Türkiye'de insanlar arasına fitne sokmak istemiyor. Onlar da biliyorlar. Kıblemiz bir, peygamberimiz bir, yönümüz bir, inancımız bir olduğu sürece bizi birbirimizden ayırmaları mümkün değildir. Peki o zaman niye bu terör fitnesini, terör ateşini yapıyorlar ve niçin bu terör vasıtasıyla Türkiye'nin önünü kesmeye çalışıyorlar? Yapmak istedikleri şu: terör sadece birkaç bin tane örgüt elemanından müteşekkil bir şey değil. Terör örgütlerinin arkasındaki, içerideki ve dışarıdaki bir takım odaklar, teröre verdikleri desteklerle, siyasi desteklerle, lojistik desteklerle, istihbari desteklerle ve hatta silah destekleriyle biliyorlar ki Türkiye'yi yıkmaları mümkün değil. Kurtulmuş iftar programı sonrasındaysa Esenler Ordular Derneği standını ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi. Bültenimize Haber Klasik ile devam ediyoruz. Stüdyomuzda Tekkiraz eski belediye başkanı ve Ordu Büyükşehir Belediye Meclis üyesi Necdet Yılmaz konuğumuz. Kendisiyle hakkında çıkan iddialara ilişkin konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Öncelikle şöyle sormak istiyorum. Geçtiğimiz günlerde yerel basında ve ulusal basında hakkınızda bir takım iddialarda bulunuldu. Nasıl cevap vereceksiniz bu iddialara? Evet. İddialar... Peki ben... Hayırlı akşamlar diliyorum, hayırlı Ramazanlar, hayırlı iftarlar diliyorum. Ben tabii ki bizi tanıyanların ve bizi sevenlerin karşısına bu anlamda çıkmak istemezdik ama kader, insanın başına her türlü, her yerde, her şey geliyor. Bu haber tamamen benim cevap verebileceğim bir haber değil. İşte konu yargıya intikal etmiş. Yargı sürecini bekleyelim. Konunun, yargı sürecinin haricinde esas dikkat çekmemiz gereken konu, esas bakmamız gereken konu şu. Yani biz savcılığa konu intikal etmiş, savcılıktan sonra hemen kanal kanal gezilmiş bir haber postası, işte televizyon sahipleri, gazete sahipleri, işte çağrılıp makamlara, işte bu haberi yapın, size şöyle destek vereceğiz, bu haberi yapın, böyle destek vereceğiz. Kardeşim, madem bu konu savcılığa intikal etmişse, beklersin. Savcılık sonucunun neticesinde gereği neyse zaten savcılık bunu yapar. Ondan sonra da kamuoyuna da duyulur. Herkes de duyar. Daha sonra biz bir camiayız, bir partinin içerisindeyiz. Partinin de yetkili organları vardır. Partinin yetkili organları araştırma yapar. Böylelikle konu aydınlığa çıkar. Daha sonra kim ne haber yapıyorsa, kim nereye gidiyorsa gidiyor. Şu anda basında zaten medyada bulmuş şeyi, haberi yapıyor güzel yine. Ondan sonra bu bir iddiadır. Bu bir iddiadır. Ya zaten yapmışsın haberi, tamamen her türlü şeyine şey yapmışsın. O zaman doğru değilse niye iddia ediyorsun? Yani doğruluğuna inanmadığın, doğruluğunu bilmediğin konuyu niye iddia ediyorsun? Ha, bu da bir hukukun basına vermiş olduğu bir kıvırtma diyelim. Ama mesele tabii ki o değil. Şimdi burada insanlar
ayakları baş olunca, ayakları baş olunca çevresindeki insanları bir takım insanlardan kaçınırlar, istemezler. Ha böyle insanları dışlamanın, insanları yanından uzaklaştırmanın yolları olarak seçiliyorsa bu yollar yanlış bir yollar. Bizim 25 yıllık belediye başkanlığı hizmetimiz var. Bizim o bölgede çeyrek asır damgamız var. Böyle ufak tefek yalanlarla, ufak tefek iftiralarla bizi halkımızdan ve o bölgemizden soyutlayamazsınız. Biz 25 sene belediye başkanlığı yaptık ama biz belediye başkanı olmadan önce yazıhanelerde, seçim kampanyalarında kimseden yardım destek alarak ve seçim sonrası bu destekleri inkar ederek biz belediye başkanlığı yapmadık. Biz tamamen insanlarımıza samimi duygularla belediye başkanlığı yaptık. Biz belediye başkanı olduktan sonra, olmadan önce neysek olduktan sonra da aynıyız. Biz belediye başkanı olduktan sonra konumumuz hiçbir zaman değişmedi ve insanların da değişmemesi gerektiğini inanıyoruz. Halk her şeyi biliyor. Ben bu partinin makam sahipleri, bu partiyle bir yere gelen insanlar hakikaten insanların özverisiyle halkın kurmuş olduğu bu parti. Bu partide hata yapmış insanlar olabilir. Bu partide yanlış yapmış insanlar olabilir. Ama bu partinin yetkili organları bu hata yapanları kesinlikle ayıklaması lazım. Bu cezalandırma fırsatını halka bırakmaması lazım. Eğer bu cezalandırmayı halka bırakırsa halk bu sefer dozunu ağır kaçırır. Bu ülkenin de zararını olur, memleketin de zararını olur, her türlü zarar olur. Ama bu hata yapanlar muhakkak olacaktır. Bu hata yapanları partinin yetkili organları bakarak araştırırsa, cezasını verirse halka ceza konusunda iş kalmamış olur. Halk yine yoluna devam eder. Halk yine desteğini ve şeyini sağlar diye düşünüyorum. Peki ben şöyle sormak istiyorum. Tek Kiraz'daki personellerin işe alkollü geldiği iddia edildi. Buna nasıl yanıt vereceksiniz? Benim bu personellerimin bu iddiasını zaten olayda buradan koptu. Benim bu personellerin bu iddiasını %1'i doğruysa ben o personellerime gerekli cezayı verir. Hiç tazminata da gerek kalmaz. Ama böyle hükalece atın o personelleri, avukat işte hukukçuya sorduğunda bu mahkemeden geri döner dediğinde, yani dönerse dönsün, bedeli ne olursa olsun atın. Yani ne demek yani, bu insanlar vatan haini, bu insanlar ne yaptı? Hakikaten bu yapmışsa suç, bize söyleyin, biz bunu zaten işine son veririz. Ama böyle kaba güçle bu insanlara çalışan insanlar, bu insanlar sonra benim verdiğim insanlar da değil, bu insanlar 10 seneden beri belediyede çalışan insanlar. Bunları sadece Tekkiraz'da benim zamanımdan kalma adam olarak atacaksan kurt kuzuyu yiyecekmiş. İşte su niye aşağı akıyor, işte kurt kuzuyu, o anlamda kurt kuzu meselesi bu mesele. Sen bana kızarak bu çocuklardan o intikamını alacaksan alma. Ben zaten bunu başkanın kendisine de söyledim. Eğer sen beni cezalandıracaksan beni cezalandır. Benim yüzümden bu çocukları cezalandırma diye ben söylemiştim. Ben yine iddia ediyorum. Eğer bu çocukların %1 suçu varsa, bu ithamlardan %1 varsa ben her türlü şeye karşıyım. Ama bunlar mahkemeye geri dönecek. Bu çocuklar da mahkemeye, yargıya başvurdu. Mahkemeye geri dönecek. Ama ben bu yargıdan isterim ki o cezayı o hatayı yapandan alsın. Belediyeden değil, o tazminatını o çocuklar o hatayı yapandan, o çıkışı veren insandan alsın. Belediyeden değil. Benim de iddiam bu olacak. Peki son olarak eklemek istediğiniz bir şey varsa, süremiz de kısıtlı. Şimdi benim son olarak diyeceğim şey, tabii ki bu olaylar yaşandı, oldu. Yargıya intikal edecek dedik, demin de söyledik. Benim burada genel merkez, özellikle genel merkeze duyurum. Bu konuları gelsin araştırsın. Kim suçluysa o suçunu genel merkez versin. Halka bırakılmasın, demin de söylediğim gibi. Özellikle altını çizmek istediğim konu budur. Biz hiçbir zaman çiğ yemedik, karnımız ağırmıyor. Ama çiğ yiyenler, karnı ağrıyanlar genelde var. Onların da cezasını Allah'a havale ediyorum. Genel merkeze havale ediyorum. Konu zaten yargıda. Yargının sonucunda biz gerekli açıklamaları, o iddia edilen çocuklarla ilgili açıklamaları, yargı sonucunda kapsamlı bir şekilde burada açıklama yapacağım.
Biz halkımızı bugüne kadar hiç yanıltmadık. Halkımız yanılmasın. Necdet Yılmaz bugüne kadar yanlış yapmadı. Bundan sonra da yapmaz. Halkımız bize güvenine devam etsin. İnşallah bu işlerin altından biz çıkacağız. Bu işler yapana da kar kalmayacak. Ben dolayısıyla yeni gelen Ramazan bayramını halkımızı kutluyorum. Hepsine saygılar, sevgiler sunuyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Bültenimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği iftar programları kapsamında bu kez sofrasını Korgan'da kurdu. Yoğun katılımın sağlandığı iftar programında hem yemekler hem de gönüller paylaşıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi bu yıl üçüncüsünü düzenlediği iftar programları kapsamında bu kez sofrasını Korgan ilçesinde kurdu. Büyükşehir Belediyesi'nin rahmet ve bereket ayında birlikte orduyu sloganıyla yola çıktığı programda Korganlılar aynı sofrada bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadı. İlahi dinletisi ve duayla başlayan programda Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Enver Yılmaz bir konuşma yaptı. Başkan Yılmaz, Korgan'da yol çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi. Korgan Kumru, yani İslam'da Korgan yolu hep bahsedilirdi. Bizim zamanımızda ihalesi yapıldı, müteahhit firma battı. En son itibariyle yaklaşık 16 küsür kilometrenin ihalesi yapıldı. Tam 55 trilyon liralık bir iş kısa bir süre içinde onaylandıktan sonra Kumru İslam'da Korgan güzergahını da inşallah bitirmiş olacağız. Korgan Niksel arasındaki çalışmaları siz görüyorsunuz. Büyükşehir'in yapmış olduğu Korgan Tepealan arasındaki çalışmaları görüyorsunuz. Başkan Yılmaz ayrıca 2017'nin sonuna kadar Ordu'da yol ve su sorununu tamamen çözmeyi hedeflediklerinin altını çizdi. Peki nereye kadar yol, nereye kadar su? 2017 yılının sonuna kadar bütçemizin %70'i yol, bütçemizin %30'unu da suya ayırdık. Bunlar bittikten sonra ne yapacağız? Onlar bittikten sonra şunu yapacağız değerli kardeşlerim. Her birimizin köyünde eski okullar var. Her birimizin camisinin çevresiydi, şadırvanıydı, suyuydu, abdesthanesiydi, köy meydanıydı. Bunların hepsi yapılacak. Kim yapacak bunu? Köylü, muhtarlık tek başına yapabilir mi? Yapamaz. İşte yola ve suya ayırdığımız kaynak, yani 2017-2018'e geçtiği andan itibaren her birinizin köyünde o okulları köy konağı yapacağız. O okulları köyümüzün taziye evi yapacağız. O okulları köyümüzün düğün salonu yapacağız. O okullarımızı köy konağı yapacağız. Muhtarlarımızla birlikte tüm köylülerimizin hizmetine sunacağız. Ne zaman sunacağız? Yolu ve su işine yapmış olduğumuz yatırımları belli bir aşamada bitirdikten sonra. Çünkü ana enerjimiz, ana kaynağımızın tamamı bu bölgelere gidiyordu o yüzden. İstanbul'un Beşiktaş İlçe Belediye Başkanı Ordulu Avukat Murat Hazinedar, İstanbul'da yaşayan Ordulu hemşehrilerini unutmadı. Beşiktaş Belediyesi'nin ev sahipliğinde iftar yemeği düzenlendi. Ordulu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcilerinin de bir araya geldiği Büyük Ordu buluşmasında iftar yemeğine katılan binlerce Ordulu adeta hasret giderdi. İstanbul'daki ordular Beşiktaş'taki iftar sofrasında buluştu. Beşiktaş Belediye Başkanı Avukat Murat Hazinedar, 11 ayın Sultanı Ramazan'ın 16. gününde iftarını İstanbul'da yaşayan ordulu hemşerileriyle birlikte yaptı. Şükretmeyi nasip eyle. Çiçekli sosyal tesislerinde düzenlenen iftar programına başta Ordulu Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri olmak üzere yaklaşık 10 bin vatandaş katıldı. İftar vesilesiyle bir araya gelen hemşeriler Ramazan sevincini birlikte yaşarken hasret giderme fırsatı da buldu. Beşiktaş Belediyesi maşallah Ordu'da bir araya toplamış. Çok güzel. Şu ortamı teneffüs etmek çok güzel bir şey. Tüm ordular adına belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Ortaya koyuyor. Çok fazla söze gerek yok. Bütün hemşerilerimize burada çok cani gönülden teşekkür ediyorum. İftar saatinin yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar masalardaki yerlerini almaya başladı. Hemşerileriyle yakından ilgilenen Başkan Hazinedar, masaları tek tek gezerek konuklarla bir süre sohbet etti.
Ezanın okunmasıyla birlikte ise ordular dualarla oruçlarını açtı. Ordulu hemşerileriyle iftar sofrasında buluşmaktan dolayı mutlu olduğunu belirten Başkan Murat Haznedar, "Ordulu olmakla her zaman gurur duydum," dedi. İftar sofrasında buluşmak, hemşerilerimle buluşmak, şuraya bakar mısınız? Binlerce yani ordulu hemşerim, İstanbul'da yaşayan ordulu hemşerim. Hiçbir yer sığmadık buraya. Yani burası bir stadyum. Stadyuma sığmadık. Bunun şüphesiz bende yarattığı gururu, mutluluğu tarif edemem. Programa katılan Ordu Dernekler Federasyonu Başkanı Ali Çelik de bir konuşma yaptı. Birlik ve beraberlik adına bu tür buluşmaların önemli olduğuna vurgu yapan Ali Çelik, Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'a teşekkür etti. Adına bu programlar çok çok önemli. Sevgili Murat Başkanımız, bizleri, orduları bugün burada misafir ediyor. Orduların her daim gurur duyduğu, onur duyduğu, İstanbul'da bir tane belediye başkanımız olan sevgili başkanımız bugün ordulu hemşerilerini burada misafir etti. Bizlere evini açtı, bizlere kucak açtı. Ben ordular adına sevgili başkanımıza çok çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar da alanı dolduran binlerce orduluya seslendi. Başkan Haznedar, "Bizi biz yapan değerler milli ve manevi değerlerimizdir," dedi, barış mesajları verdi. Beşiktaş'tan İstanbul'a, İstanbul'dan Türkiye'ye. Ordunun, ordulluğun, bizi biz yapan değerlerin mesajını vermeye çalıştık hep. Bizi biz yapan değerler nedir? Milli ve manevi değerlerimizdir. Bizi biz yapan değerler nedir? Aziz Atatürk'ün bu ülkede yeşerttiği değerlerdir. Hem milli olup, hem inançlı olup, hem de çağdaş değerlerle barışık olmak, medeni dünyanın değerlerini birlikte yaşamak mümkün. İnsanlığın dil, din, ırk başta olmak üzere hiçbir sınıf ayrımına yenik düşmesine müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Başkan Haznedar'ın oldukça duygulandığı gözlerden kaçmadı. Hem evladı Fatihan olup hem de Atatürk'ün evladı, onları birlikte severek, birlikte yaşayarak o değerleri geleceğe taşımanın mücadelesini veriyoruz. Toplumun değerler üzerinden ayrıştırılmaya çalışıldığı bir ortamda biz değerleri bir buluşma, bütün değerlere saygı duyma ve bütün değerleri kucaklayan, bizi biz yapan o değerleri birlikte büyütmek, bugünü mutlu kılmak, geleceği birlikte inşa etmenin mücadelesini veriyoruz. Programda CHP Ümraniye İlçe Kadın Kolları tarafından Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Haznedar'a plaket verildi. Kimi zaman aşırıyız, kimi zaman da dikkatsizlik kazaları da beraberinde getiriyor. Öyle ki Faslı'da TEDES direğine, yani trafik elektronik denetleme sistemi direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi ise yaralandı. Ordu'nun Faslı ilçesinde trafik elektronik denetleme sistemi, yani TEDES direğine çarpan otomobildeki bir kişi hayatını kaybetti. 4 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre Rize'den İstanbul'a gittiği belirtilen 52 yaşındaki Vural Muştal İdaresi'ndeki 34 VM9353 plakalı otomobil Faslı Büyük Sanayi Sitesi kavşağında Revüc'deki TEDES direğine çarptı. Kazada araçta sıkışan sürücü Muştal olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan 23 yaşındaki Murat, Melike, 16 yaşındaki Mehmet Ali ve 7 yaşındaki Dursun Ali Poyraz Muştal, Faslı ve Ünye Devlet Hastanelerine kaldırıldı. Geçtiğimiz aylarda hizmete giren Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binasında ilk meclis toplantısı heyecanlı yaşandı. Maddelerimiz kaç? Gündem maddemiz var. 2 madde var. Yapımına 1,5 yıl önce başlanılan ve Altınordu ilçesinde bulunan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'nın yeni hizmet binası geçtiğimiz aylarda hizmete başlamıştı. Bu anlamda hizmete başlayan Ordu Ticaret ve Sanayi Odası'ndaysa ilk meclis toplantısı heyecanlı yaşandı. Biz odamızda ilk toplantımızı bugün açtık. Öncelikle Ordu'ya, Türk Milleti'ne, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hayırlı olur inşallah atıyorum. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası meclis toplantısı salonunda gerçekleştirilen Haziran ayı olan meclis toplantısına Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Servet Şahin katıldı.
Şahin toplantıda oda üyelerine yeni hizmet binasıyla ilgili bilgiler verdi. Bundan 6 yıl önce yine anlaştığını aldık. 1.8 milyona. 4.5 milyon paramız var. 2 milyon liraya mal oldu yaklaşık. O süreçte bu 3.060 metrekare arsayı 2 milyon liraya aldık. Şu anda bu arsanın 5'te 1'ini 2 milyon liraya alamayız. Yani hayırlı bir adım attık. Devamında bina yapmak için bir proje yarışması yaptık. Tutmadı, bir daha yaptık, bir daha yaptık. 3 senemiz geçti. Gün olduğunca en iyi imkanları kullandık. Elimizde bütçe belliydi. Belli bütçeyle bu kadar yapabildik. Ben emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Şahin ayrıca Ordu Ticaret ve Sanayi Odası olarak birçok projede yer aldıklarını belirterek üyelere müjdede bulundu. Yeni bir projemiz geçti. Çalışan bayanlarla ilgili çikolata parkla ilgili. Yeni bir çikolata park kuruldu şimdi. Çikolata park için personel yetiştirmek gerekiyor. O projemiz de geçti. 500 milyarlık bir projemiz daha geçti. O projeyle de orada çikolata çalışmak isteyen bayanlar için bir eğitim ve eğitim projesi bu. Bunu yaparken tabii odamızın alt katı, giriş katının mutfağında bilgisayar sisteminde hibe olarak yapmış olacağız. Kalkınma Ajansı'ndan geçtir. 60 milyar civarında bir para hibe olarak geldi. O da meclisini 4-5 gün önce, kaç gün? 5 gün önce bakıyor. 5 gün önce buradan Ordu, Sivas, Kayseri, Mersin'e pardon, İskenderun'a götürecek bir seyahat yapacağız. O da meclis üyeleri de bina ücretsiz olarak bu seyahate katılacaklar. Düşürdük. 3 yıl bakımın üstünde 10 yılda. Altınordu Belediyesi düzenlediği mahalle iftarlarına devam ediyor. İftar programı kapsamında Altınordu Mübarek Mahallesi'nde iftar yapan Engin Tekintaş yapılacak hizmetler hakkında bilgi verdi. Ramazan ayında düzenlenen iftar programları birlik ve beraberliği arttırmaya, vatandaşları birleştirmeye devam ediyor. Altınordu Belediyesi tarafından düzenlenen mahalle iftarlarının biri de Mübarek Mahallesi'nde gerçekleştirildi. Mübarek Mahallesi meydanında gerçekleştirilen iftar programına çok sayıda vatandaş katıldı. Altınordu Belediye Başkanı Engin Tekintaş, Mübarek Mahallesi'ne yapılacak olan yatırımlar hakkında bilgi verdi. Mübarek Mahallemize baktığımızda, bilhassa zor ve sıkıntılı yerlerin beton yollarla donatılarak ayağınızın öncelikle çamurdan kurtulmasını sağlamaya gayret ediyoruz. Tabii tek başına yeterli gördüğümüz bir çalışma değil. İnşallah bundan sonraki süreçte gerek çevreyi korumak adına çöplerin toplanabilmesi, çevre kirliliğinin önlenebilmesi. Engin Tekintaş, Altınordu ilçesine yapılacak yatırımlar ve yol çalışmalarına değindi. Tabii şehir merkezinde belediye binasının yapımı, efendim Mostar Köprüsü tarihi bir köprü, köprünün yapımı, şehir merkezinde park ve bahçelerin yapımı, özellikle kaldırımların yeniden inşa edilmesi, yaklaşık 30 kilometre bu sene hedefimiz o sıcak asfaltın yapımı, merkezde mecburi olduğumuz işlerin başında geliyor. Tekintaş yaptığı konuşmanın sonunda vatan vurgusu yaptı. Kardeşlik olsun, birlik olsun, güçlü olalım, ülkemize kem gözle bakanların Allah'ın izniyle bizim bu birliğimizden ders almalarını sağlayalım. Bu ülkede terör faaliyetiyle ülkeyi bölmek, ülkenin geleceğini karartmak, evlatlarımızın geleceğini çalmak niyetinde olanlara Allah fırsat vermesin. İftar programına katılan vatandaşlar yaşanılan birliktelikten dolayı mutluluklarını dile getirdi. Sayın Başkanımıza Allah razı olsun. Böyle bir mübarek ayda, mübarek akşamda, mübarek mahallesinde tüm köylerle arkadaşlar beraber böyle bir iftar başkanımızdan Allah razı olsun. Her Ramazan'da aynen bu Ramazanlarda olduğu gibi devam etmesini memleketimiz için, dostluğumuz için, arkadaşlığımız için, istikbalimiz için, geleceğimiz için güzel şeyler, güzel adetler. Yani ben buraya bir şeyle yavaş edecek bir durumum yok. Teşekkür ederim. Birlik, beraberlik zaten kendini gösteriyor. Tabii, kendini gösteriyor. O nedenle daha bir şey diyecek bir durumum yok. Her şey meydanda. Fas'ta Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, 12 iş yeri ve 12 tane de büro tarzı ofisi olan yeni belediye hizmet binasının ihalesinin yapıldığını ve sözleşmenin imzalandığının müjdesini verdi. Fas'ta Belediye Başkanı Hüseyin Anlayan, yeni belediye hizmet binasının ihalesinin yapıldığını ve sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Bugün bizim için ve Fas'ta için önemli bir projenin güzel bir haberle sizlerle paylaşmak üzere birlikteyiz. Fas'ta Belediye'mizin yeni hizmet binasının ihalesini yapmış bulunuyoruz.
bu ihale neticesini sizlerle paylaşmak istiyorum. Anlayan Faslı için önemli bir projeyi daha paylaşmanın heyecanını yaşadığını belirtti. Bu binanın birinci yatağı komple kaba inşaatını yapıp ihalesini yaptık. Bu yapım ihalesi KDV dahil 7 trilyon 547 milyara ihale edildi. Faksamıza hayırlı olmasını diliyorum. Belediye hizmet binasının toplam alanı 12.600 metrekare ve içerisinde bulunan bodrumda da 3.300 metrekare komple otopark olacak. 3.300 metrekare bodrum olan komple otopark olacak. Yani şu an yerin üzerindeki otopark komple yerin altına alınacak. Arsanın tamamı bodrum otopark olacak. Sonra zemin katında belediye ile beraber ayrıca iş yerleri olacak. Zemin katı da 2.160 metrekare olacak. Zemin katta hem belediye olacak hem de iki cephesinde yol cephelerine bakan 6 dükkan bir tarafta, 6 dükkan bir tarafta toplam 12 tane de iş yeri dükkan olacak. Sonra da yine galeri katın üzerinde bir katta ticari ofisler olacak. Anlayan binayı yaparken yapının genel görüntüsünü modern değil daha çok tarihi çalıştıklarını vurguladı. Modern bir belediye olacak. Ama burada biz binayı yaparken yapının genel görüntüsünü modern değil daha çok tarihi çalıştık. Selçuklu modelle çalıştık. Dolayısıyla bu belediye binamız Selçuklu mimarisi tarzında tasarlanmıştır. Fatsa'mızda da inşallah ilk olacak bir mimari tarz olacaktır. Ünye'de mavi bayrak almaya hak kazanan sahillerde temizlik çalışmaları başladı. Sahildeki temizleme çalışmalarını Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar yerinde inceledi. Sahil bandımız var bizim Ünye'nin. Bu 77 kilometrelik sahil bandında geçtiğimiz yıl başta Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere ciddi çalışmalar yapıldı. Nedir bunlar? Özellikle Kırkevler'deki plaj çalışması ve kadınlar plajı olarak nitelenen Göreli mahallemizdeki alan gerçekten geçen sene son derece güzel bir görüntü aldı. Ramazan'ın bitimiyle beraber herhalde buralar yeniden cıvıl cıvıl bir görüntüye kavuşmuş olacak. Biz de yapmış olduğumuz temizlik ihalesi kapsamı içerisinde nasıl camilerimizi tertemiz yaptıysak, kırıklığını yaptıysak, kumsallarımızı da aynı şekilde yaza hazır hale getirmekle ilgili ekibimiz çalışıyorlar gördüğünüz gibi. Arkamızda bir araç var, temizlenmiş kumsal orada. Kumun 15 santim altına girilmek suretiyle tüm elenmesi gereken sistemin arkadaki pislikleri, çöpleri vesaireyi arkadaki hazneye toplamak suretiyle 15 santim derinliğe kadar olan kumun hattının tamamını tertemiz yapmış olacak. Vatandaşların dört gözle beklediği fındık kirmiti tezgahlardaki yerini aldı. Lezzetiyle sofraların vazgeçilmez olan fındık kirmiti fiyatıyla el yakıyor. Evet. Yani bu fiyata tırmıt pahalı da. Yani Ramazan'da insan istiyor. Yani ne yapalım? Olsun. Pahalı olsa da ne almaktan ne de yemekten vazgeçemediğimiz bir tat fındık kirmidi. Toplanması da yemesi de oldukça keyifli olan ve fındık bahçelerinde dalların dibinde yetişen fındık kirmiti tezgahlardaki yerini aldı. Aybastı ilçesinden getirilen fındık kirmiti tezgahlarda 20 liradan satışa çıkarıldı. Fiyat ne kadar? 20 lira. İlk yeni çıktığı için mi? Ya yeni çıktığı için mi derken zaten kirmit 15 liradan aşağı düşmüyor ki. Hani 10 15 arasında oynuyor tabii şimdi Ramazan keyfi bir de az gelmiyor. O yüzden de yüksek tabii biraz. Peki rağbet nasıl? Rağbet de yani 20 lira kilosu nasıl? Zaten gelen hepsi 10 kilo kirmit. İşte onu da satıyorsun yani. Ete yakın fiyatı. Et fiyatına yakın yani 20 lira. Vatandaşlar ekonomilerine göre 1 ile yarım kilo arasında kirmit alarak ellerinin yolunu tuttu. Pahalı değil mi? Pahalı. Pahalı olsa ama işte insan Ramazan keyfi mecbur alacaksın da. Canı çektim alacaksın. Bazıları ise pahalı bularak sadece fiyatı öğrenmekle yetindi. 20. Çok pahalı ya. Lezzetiyle Ordu'da sofraların vazgeçilmesi fındık kirmiti fiyatıyla vatandaşların elini ve cebini yaksa da tezgahlar kısa zamanda boş kaldı. Biz buna alışmışız sonuçta. Az da olsa tadını almak istiyoruz. Aldık. Ne yapalım? Ben aylık 600 gram var. Ya 10 dakika 15 dakika oldu yani. Ya. Bitti yani. Al bakalım.
Kilmit alıcı ve satıcıları böyle diyor. Ancak kilmit ve mantar tüketiminin bir de sağlık boyutu var. Ordu Halk Sağlığı Şube Müdürü Doktor Çetin Gündoğdu'ya göre doğada kendiliğinden yetişen mantarlar kesinlikle rastgele tüketilmemeli. Tüketilecekse de kültür mantarları tüketilmelidir dedi. Yağışla birlikte doğada yabani mantarlar da çoğaldı. Ancak yabani mantarların rastgele tüketimi zehirlenme vakalarına sebep olabiliyor. Uzmanlar doğada kendiliğinden yetişen mantarlar yerine kültür mantarının tüketilmesini tavsiye ediyor. Evet, çok da lezzetli, çok da seviyoruz biliyorum. Yani bu Karadeniz'de halkımız da bunu tüketmeyi de seviyor. Ama özellikle menşeini bilmediğimiz, zaman zaman bu tezgahlarda, el arabalarında satılan toplama mantarlar var. Gerçekten oradan tek bir tane bile zehirli mantarın yapacağımız mantarla yapacağımız yemeğin içine girmesi, o yemekten yiyen herkesin ölümüne varıncaya kadar, yani evet bütün mantarlar zehirlediği zaman ölümle sonuçlanmıyor ama ölüme varıncaya kadar giden süreçle karşı karşıya kalabilir. Yani koca bir tencerenin içine koymuş olabileceğiniz bir tane zehirli mantar yüzünden. Türkiye mantar türleri açısından oldukça zengin bir ülke. Anadolu topraklarında yaklaşık 2500 çeşit mantar yetişiyor. Yağmur sonrası çıkan rengarenk mantarlar kimileri için ekmek kapısı oluyor. Ancak besleyici değeri ve doyumsuz lezzetine rağmen yabani mantarları tüketirken dikkatli olmak gerekiyor. Zira uzmanlar bile zehirli ve zehirsiz mantarı belirlerken hata yapabiliyor. Evet, içimizde mantarları çok iyi tanıyan insanlar olabilir. Ama her zehirsiz mantarın neredeyse tıpatıp aynısı olan zehirli türleri var. Bunları gerçekten laboratuvar ortamında incelemediğiniz takdirde ayırt etmekte çok güçlük çekiyorsunuz. Hatta bundan 2 sene önce bu mantarla ilgili olarak Mesudiye'de bir vatandaşımızı kaybetmiştik. Kendisi mantar profesörü olarak nam yapmış, yani öyle söyleyeyim. Gerçekten bu özellikle doğada kendiliğinden yetişen mantarlar konusunda geçmişten gelen bilgi birikimleri olan bir vatandaşımızmış ama işte az önce söylediğimiz gibi bunu gerçekten laboratuvarlarda bir takım değerlendirmeler yapmadan bu zehirlidir, bu zehirsizdir diye ayırmak, gözle bunu yapmak neredeyse mümkün değil. Konuya ilişkin önemli uyarılarda bulunan Ordu Halk Sağlığı Müdürü Doktor Çetin Gündoğdu, zehirli ve yenen mantarların birbirinden ayırt edilmesi konusu tamamen bir uzmanlık konusudur. Doğada kendiliğinden yetişen mantarlar kesinlikle rastgele tüketilmemelidir. İlla yenilecekse kültür mantarı yenilmelidir dedi. Aslında biz bu doğadan toplanan mantarların tüketilmesinin çok doğru olmadığını düşünüyoruz. Bu noktada kültür mantarının tüketilmesi bizim can ve beden sağlığımız için en faydalı olanı. Belki spor faaliyeti olarak gerçekleştirelim, yerine getirelim. Ama lütfen doğadan topladığımız mantarları tüketmeyelim. Çünkü hangisinin gerçekten zehirli olabileceğini kestiremiyoruz, bilemiyoruz. Sonra telafisi çok güç, sağlık problemleriyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Yani bu konuda vatandaşlarımızın tek yapması gereken şey doğadan toplanan mantarları tüketmesinler. Kültür mantarlarıyla mantarla olan ilişkilerini sürdürsünler. Üye Belediyesi iftar programlarını bu kez Hanyalı Mahallesi'nde sürdürdü. Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, iftara katılanlara fitness ve çocuk oyunları alanı müjdesi verdi. Arkadaşlarımızla beraber buradaydık. Üye Belediyesi tarafından bu kez de Hanyalı Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya gelen Üye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, mahalleye talepler doğrultusunda fitness ve çocuk oyun alanı yapılacağının müjdesini verdi. Bir fitness ve çocuklarımızın oyun alanı ile ilgili Söylemez mevkiimizdeki camimizin avlusuna yeni bir düzenlemeyi inşallah yapacağız. Ünye'de özellikle şehir görünümünde estetik olmayan binaların dış cephesinde giydirmeler yapılacağını söyleyen Başkan Çamyar, diğer yandan asfalt çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü kaydetti. Binalarımızın dış cepheleri yenilenecek, asfalt çalışmalarımız devam ediyor, kültür sarayı çalışmamız devam ediyor. Gençlik merkezimizde başlandı, devam ediyor. Bir yıl içinde bitirilecek. Tabakhane Deresi'ndeki ıslah çalışmalarımız devam ediyor. Ünye'nin tarihi dokusunda önemli bir yere sahip olan Orta Çarşı ile ilgili çalışmaların sürdüğünü de söyleyen Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar,
Bu çerçevede çarşıda bulunan binaların dış cephelerinin de yenileneceğini belirtti. Cumhuriyet Meydanı cıvıl cıvıl, ışıl ışıl. Oradan doğru giden Hükümet Caddesi'ni bitirmiş olduk. Devamında Çınarlık Caddesi'ne başlanmış olacak. Orta Çarşı'nın dış cepheleri yenilenecek. Ünye Belediye Başkanı Ahmet Çamyar, sizlerin verdiği destek ve güvenle aldığımız emaneti layığıyla taşımak için gece gündüz demeden çalışıyoruz dedi. Sizin vermiş olduğunuz destek, sizin vermiş olduğunuz bize güvenle biz o emaneti 2019'a kadar layıkıyla taşımak için gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz. Bu haberle bültenimizin sonuna geldik. Siz de WhatsApp üzerinden haber değeri taşıdığını düşündüğünüz görüntüleri bizimle paylaşabilirsiniz. TV2 WhatsApp ihbar hattı 0546 452 0222. Şimdi spordaki gelişmeleri izleyebilirsiniz. Hoşça kalın. Mutlu akşamlar, spordaki gelişmelerle karşınızdayız. Ordu Spor'da Metin Altınay'la ikinci dönem başladı. Dün Başkan Yaşar Pamuk'un daveti üzerine Ordu'ya gelerek yönetimle masaya oturan teknik direktör Metin Altınay'la Ordu Spor nihayet el sıkıştı. Altınay gelir gelmez ise işe koyuldu. Öncelikle iş futbolcuların durumu, sonrasında ise takım 18 Temmuz'da Ordu'da toplanacak. Ordu Spor'da Metin Altınay'la ikinci dönem başladı. Dün Başkan Yaşar Pamuk'un daveti üzerine Ordu'ya gelerek yönetimle masaya oturan teknik direktör Metin Altınay'la Ordu Spor nihayet sonunda el sıkıştı. Yönetim aslında geçen haftada deneyimli teknik adamla bir araya gelmiş ancak ufak pürüzlerin çıkması nedeniyle o masadan bir anlaşma çıkmamıştı. Ve iki gün önce Yaşar Pamuk'un teknik direktör Metin Altınay'ı araması üzerine taraflar her şartta anlaşarak Altınay takımı bıraktığı yerden geri aldı. Ordu Spor'la yeniden anlaşan Metin Altınay, zaman kaybetmeden sezon hazırlıklarına başladı. 18 Temmuz'da takımı toplamayı planlayan deneyimli teknik adam, onun öncesinde takımda gidecek ve kalacak olan futbolcular hakkında karar verecek. Transfer tahtasının kapalı olması nedeniyle takımdan kimsenin ayrılmasını istemeyen Altınay, gidebilecek tek futbolcuyu işaret etti. O da Burak Saban. Saban'ın Ordu Spor'u tamamen kafasından çıkarması nedeniyle ve acilen paraya ihtiyacı olan yönetimin de Saban'ı iyi bir fiyata elinden çıkarmak istemesi nedeniyle Burak Saban yeni sezonda büyük ihtimalle Ordu Spor forması giymeyecek. Yönetimin Burak Saban üzerinde iki planı var. Birinci olarak Saban'a gelen teklifleri değerlendirecek olan Ordu Spor iyi fiyat verene genç futbolcuyu verecek. Ancak istediği fiyatı bulamazsa Ordu Spor bu sezon bir üst tura çıkabilme ihtimalini de göz önünde bulundurarak ve bir üst turda Burak Saban gibi yetenekli bir futbolcuya ihtiyaç olacağını öngörerek Saban'ı kiralama seçeneğine de yönelebilir. Ancak her iki seçenekte de Burak Saban bu sezon Ordu Spor forması giymeyecek. Ordu Spor'la yeniden anlaşan Metin Altınay'ın da yeni sezon planları hazır. Öncelikli olarak futbolcuların meselesinin çözülmesini isteyen teknik direktör 18 Temmuz'da Ordu'da takımı toplayacak. Ordu'da takımla birlikte 10 gün gibi bir süre hazırlık yapacak olan Altınay daha sonrasında takıma 3 gün izin verecek ve ardından takımı 31 Temmuz'da başlayacak Kocaeli Kartepe'de 12 günlük bir kamp programına sokacak. 12 günlük Kocaeli hazırlıklarının ardından yeniden Ordu'ya dönecek olan Ordu Spor Eylül başlarında başlayacak 3. lig için hazırlıklarına Ordu'da kaldığı yerden devam edecek. Güzel Ordu Spor transferde beklemeye aldı. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptıktan sonra işleri ağırdan alan Güzel Ordu Spor adeta pusuya yattı. Güzel Ordu Spor transferde beklemeye aldı. Transfer sezonuna hızlı bir giriş yaptıktan sonra işleri ağırdan alan Güzel Ordu Spor adeta pusuya yattı. Üst üste yaptığı transferlerle adından söz ettiren ve 16 transferle kadrosuna güç katan Güzel Ordu Spor uzun bir süredir transferde sessiz kalmıştı. Ancak alınan bilgilere göre bu sessizlik fırtına öncesi sessizlik. Sezona iddialı bir giriş yapmayı planlayan Ordu temsilcisi transferin %90'ını tamamladıktan sonra etki yaratacak iki futbolcunun peşinde. Transferleriyle spor camiasında büyük yankı uyandıracak iki futbolcu transfer etmeyi planlayan Ordu temsilcisi bu yüzden adeta pusuya yattı. Özellikle
Forvet noktasında kaliteli bir futbolcuyla sezona başlamayı hedefleyen Ordu temsilcisi, hızlı başladığı transfer sezonunda şimdi işi sıkı tutuyor. Hedefini bu sezon mutlak şampiyonluk olarak koyan ve bu doğrultuda 16 transferle takımı güçlendiren Güzel Ordu Spor'da futbol şube sorumlusu Ertan Bakır, "Yeni sezona çok hızlı bir giriş yaptık. Daha lig biter bitmez bir hafta sonra transfere başladık. Çünkü bu sezon işimizi şansa bırakmak istemiyoruz. Hedefimiz kesinlikle 3. lig. Transfer döneminin sona ermesine daha 3 ay var. Biz zaten takımın %90'ını oluşturduk bile. Sadece 2 noktaya çok önemli 2 transfer yapmak istiyoruz. Bu yüzden piyasayı iyi araştırarak yeni sezona çok güçlü bir takım olarak başlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı. Alanya'da düzenlenen Küçükler Türkiye Handball Şampiyonası final müsabakaları dün oynanan ilk maçlarla başladı. Ordu'yu şampiyonada temsil eden Ordu Gençler Birliği ise gruplardaki ilk maçında galibiyet almasını başardı. O galibiyetin hediyesi ise havuzda serinlemek oldu. Alanya'da düzenlenen Küçükler Türkiye Handball Şampiyonası final müsabakaları dün oynanan ilk maçlarla başladı. Ordu'yu şampiyonada temsil eden Ordu Gençler Birliği ise gruplarda ilk maçında galibiyet almasını başardı. 22-27 Haziran tarihleri arasında Alanya'da oynanacak Küçükler Türkiye Handball Şampiyonası'nın ilk gününde kıyasıya mücadeleler vardı. O mücadeleden Ordu Gençler Birliği takımı turnuvaya iyi başlayan takımlar arasında yer alarak ilk maçına puanla başladı. Toplam 4 grubun olduğu turnuvada Ordu Gençler Birliği C grubunda mücadele edecek. C grubunda Karabük Spor, Milli Piyango Spor Kulübü ve Bursa Meltem Spor Kulübü ile mücadele edecek olan Ordu temsilcisi ilk sınavını Karabük karşısında verdi. İlk maçından 32-29'luk skorla galibiyetle ayrılmasını başaran Ordu Gençler Birliği grup karşılaşmalarına da puanla başlamış oldu. Ordu Gençler Birliği sonraki maçlarını sırasıyla kendisi gibi grup maçlarına galibiyetle başlayan Milli Piyango Spor Kulübü ve son grup maçını da Bursa Meltem Spor Kulübü ile oynayacak. İlk maçında galibiyet alan Ordu Gençler Birliği'nin hediyesi ise kavurucu sıcaklarda en iyi gelen şey havuz sefası oldu. Spor haberlerinin sonuna geldik. Bizi izleyin haberiniz olsun. Mutlu akşamlar.